Değerli basın mensupları, Bakanlar Kurulumuz bugünkü toplantısını tamamladı ve bu toplantıda bir takım kararları da yine halkımızla paylaşmak için şu anda açıklama yapıyorum. Tabii ki bugün vereceğim en önemli açıklamalardan bir tanesi, göreve geldiğimiz günden itibaren özellikle hayat pahalılığının oluşmaması için petrolün ve döviz kurlarında meydana gelen değişikliklere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarımızda herhangi bir artışın vatandaşlarımızın zorlaşan pandemi koşullarında daha da yaşamını zorlaştırmamak üzere bu yapılacak olan fiyat artışları yapılmayarak vatandaşımızın herhangi bir şekilde alım gücünün azalmaması için karar üretilmiştir. Bu çerçevede göreve geldiğimiz günden itibaren petrole ortalama bir Türk lirası yapılması gereken artış hiçbir şekilde gerçekleşmemiş ve bu bağlamda Fiyat İstikrar Fonu'ndan 68 milyon Türk lirası tutarında yapılacak harcama karşılanarak bu harcamaların vatandaşımızın cebinden çıkmaması için gerekli karar üretilmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda akaryakıt fiyatlarına baktığımızda aslında bugün 95 oktan benzine 25 kuruş, 98 oktan benzine 28 kuruş, Euro dizeli 12 kuruş ve gaz yağına da yine 12 kuruş olmak üzere artış beklenirken bu artışların hiçbiri vatandaşımızın hayat kalitesinin eksilmemesi adına yapılmamış bulunmaktadır. Tabii ki Bakanlar Kurulumuz bugün üretmiş olduğu kararlar çerçevesinde sokağa çıkma yasağı konusunda da bir takım yeni kararlar üretmiştir. Ülkemizde görülen yerel vakalardaki artış gerçekten son günlerde bir çok ciddi bir artış gözlemlediğimizi buradan ifade edebilirim. Ve bu çerçevede 19-26 Nisan tarihleri arasında bir takım kuralları da yeniden düzenlemiş bulunmaktayız. 19-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasasının bize verdiği yetkiye göre pazartesinden cumartesine sokağa çıkma yasaklarında bir değişikliğe gitmiş bulunmaktayız. Burada gece saat 21'den sabah saat 5'e sokağa çıkma yasağı uygulanmasına geçilmiş olacaktır. Yani bir önceki hafta gece saat 10'dan 22'den sabah 5'e olan sokağa çıkma yasağı bugün pazartesinden itibaren gece saat 21'den sabah saat 5'e çekilmiştir. Pazar günleri ise her zaman olduğu gibi sadece eczane, fırın ve benzin istasyonlarının muaf olacağı şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Marketlerin çalışma saatleri de sabah saat 7'den akşam saat 20'ye gelecek şekilde yeniden tasarlanmıştır ve marketlerimiz artık pazartesi günden itibaren sabah saat 7'den gece saat 20'ye kadar açık olabileceklerdir. Yerel bulaşta salgının artması sebebiyle cumartesi günleri açık olan sektörlerde de yeni bazı düzenlemelere gidilmiştir. Bu kapsamda cumartesi günleri restoran, kafe, pastane, meyhane, berber, kuaför, dövme salonları, kahve lokaller, kapalı spor salonları, perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmet ve sektörler saat 18'e kadar hizmet verebileceklerdir. Bu karar Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından da 21 Nisan 2021 tarihinde yeniden gözden geçirilerek tekrar bu konularda uygulamaya konulacak olan kararlar halkımızla paylaşılacaktır. Perakende ve mağazacılık hizmetleri kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmet sektörleri ise sabah saat 9'dan gece saat 18 arasında hizmet verebileceklerdir. Pazar günleri ise daha önceki uygulamaların devamının aynen
olacağını da ifade etmiştim. Kapalı olan yerlere baktığımız zaman sinema salonları, nişan düğün salonları, kasinolar, bar, taverna, nargile salonları, her türlü oyun salonları, kapalı oyun alanları, internet kafeler, masaj salonları, spa, gece kulüpleri, klap, hamam, saunalar, tüm kamu kurum ve kuruluşları pandemi kuralları çerçevesinde normal çalışma düzenine devam edecek. Giyim sektöründe ürün denetimleri yapılamayacaktır. Açık olan işletmelerimizde ise daha önceki gibi müşteri ve çalışanların toplam azami 5 metrekarede bir kişi olacak şekilde düzenlemesinin yapılması mevzuat gereği yürürlükte olacaktır. Bu çerçevede bu ülkemizde olup da Güney Kıbrıs'a sağlık koşulları ile geçiş yapacak olan hasta ve refakatçiler ülkeye geri dönüşlerinde son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR testlerini iptal etmeleri gerekecektir. Ayrıca tedavi sonrasında hasta ve refakatçileri tedavi gördükleri doktordan veya ilgili hastaneden alacakları güncel reçete, rapor veya faturaları ipraz etmeleri gerekecektir. Ayrıca ülkeye girişlerinin 7. ve 14. günlerinde yeniden PCR testleri yaptırarak sonuçlarını da Sağlık Bakanlığı'na iletmeleri gerekmektedir. Yeşil hat tüzüğü kapsamında Güney Kıbrıs'ta ticaret yapan kişilerin ticaret ile ilgili resmi belgeleri ipraz etmeleri kaydıyla günübirlik her gün akşam saat 20'ye kadar karantina uygulaması olmaksızın ticaret yapmaları uygun bulunmuştur. Ülkemizde ikamet eden ve Güney Kıbrıs Larnaka Havaalanı üzerinden yurt dışına gitmek isteyen, aynı şekilde Güney Kıbrıs Larnaka Havaalanı üzerinden ülkemize gelmek isteyen kişiler transferlerini T-izinli taksiler ve turistik minibüs izinli araçlar ile yapacaklardır. Bu araçların geçiş yaptıkları sınır kapısından geçiş saatlerinden itibaren azami 3 saat içerisinde geri dönmeleri gerekmektedir. T-izinli taksiler kargo geldiğine dair evraklarını ipraz etmeleri koşuluyla son 3 gün içinde yapılan negatif PCR test sonuçlarını ipraz etmeleri sayesinde ve sınır kapısından geçiş saatlerinden itibaren azami 3 saatte geri dönmeleri kaydıyla Güney Kıbrıs'tan kargolarını alıp müşterilerine teslim edebileceklerdir. Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokantaların dış mekanları ve kapalı alanların ise azami 3'te 1'inin kullanımına devam edilecektir. Ancak belirtilen sektörlerde oyun asla oynatılmayacaktır. Nargile kesinlikle kullanılmayacaktır. Açık ve kapalı alanlarda doğum günü, nişan ve benzeri etkinlikler kesinlikle yapılmayacaktır. Berber, kuaför, güzellik salonları ve dövme stüdyoları sabah saat 7, akşam 20 saatleri arasında çalışmalarını sürdürebileceklerdir. Ülkemizde görülen yoğun vaka artışı nedeniyle toplu ibadetlerin ve iftar yemeklerinin yapılmamasına da karar üretilmiştir. Son 14 gün içerisinde Birleşik Krallık, Hollanda, Brezilya, Danimarka ve Afrika'da bulunan kişilerin 14 gün karantinada kalmaları kaydı ile ülkeye girişlerine izin verilmesi uygulamasına devam edilecektir. Sağlık Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu elektronik bileklik sayesinde uygulanacak ev karantinası kriterlerine göre 10-14 günlük süreyi karantinada geçirecek olan kişiler taahhüt ettikleri ikamet adreslerine kendi araçları ile araçlarında başka bir kimsenin olmaması kaydı ile veya Maliye Bakanlığı'nın belirlediği araçlar ile gidebileceklerdir. Ev karantinası kurallarına uymayan kişiler merkezi karantinaya gönderilecek. Kişilerin karantina ücretlerini kendilerinin ödemesi ile ilgili mevzuat uyarınca haklarında da cezai işlem yapılacaktır. Bakanlar Kurulu'nun 12 Nisan 2021 tarihli kararına istinaden gerekli taahhütleri imzalayan otel işletmeleri
Bileklik uygulamasını kullanmak koşulu ile düzenlenecek charter uçuşlar vasıtasıyla haftada maksimum 4 charter uçuşla 3 gecelik kapalı otel konaklama imkanına sahip olabileceklerdir. Ancak bu otellerin restoran, kafe ve benzeri alanlarının kullanılması amacıyla dışarıdan asla müşteri kabul edilmeyecektir. Otellerde konaklayacak misafirlere çift PCR uygulanacaktır. Otel çalışanları ise otelden çıkmayacak ve her 7 günde bir PCR testi yaptıracaklardır. Müzik, bale eğitmenlerinin sadece teke tek ders vermelerine imkan yaratılmıştır. Eğitmenler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Bale, dans ve müzik etkinlikleri toplu olarak yapılmayacaktır.